Herkese merhaba. Yine bir çıkış yolunda beraberiz. Ekrem Domanlı ile gündemi konuşacağız. Şimdi cemaat hani iftira atıyorlar. Şunun kastedi MHP'ler vesaire. Cemaat böyle bir yapı olsa kendi varlığına kastedildiğinde hepinizin kellesini alırdı. O kadar pislik adamlarsınız ki hepinizin neleri var? Neler neler. Bir kişi de o kadar iftiralar atıldı. İşte insanlar gazete aldı, şunu aldı, dijiz iptal etti ama bir kişi çıkıp da ya bana şöyle bir şantaj yaptılar diyemedi. Şöyle bir kasedi var. Çünkü hiçbir zaman bu iddiaların altını dolduramadılar. Şimdi görüyoruz ki esas kasetçi kim? Bu işlerle kim uğraşır? Hangi mafya, hangi gruplar, kimler bu kaset işini yapar? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Perinçek bunu ses kayıtlarını yayınlamış hatırlarsınız o Kıbrıs davasında. Daha bende çok kaset var demişti. Hiç kimse de ona dokunmadı. Hatta çıkıp evet biz yayınladık. Daha da çok kaset var elimizde demişti. Perinçek'e hiç Erdoğan'ın ses kayıtlarını yayınlamaktan dolayı bir işlem yapıldığını duydunuz mu? Duymadım. Sana daha ilginç bir şey söyleyeyim Levent Beyciğim. Buyurun. Bu konunun mağdurları Aziz Yıldırım da dahil. Çükbele Ahmet denen o adam da dahil. Adnan Hoca da dahil. Bu tip insanlar işi yapanların yani kendilerine müdahale edenlerin sadece kaset babında söylemiyorum. Özellikle şey için söylüyorum. Fenerbahçe ile Aziz Yıldırım'la ilgili söylüyorum. Kendilerine yapılan müdahalenin Erdoğan tarafından yapıldığını biliyorlar ama Erdoğan'a bir şey demektense cemaate taşı atmak, topu taca atar gibi cemaate atmayı kendileri için kolay buluyorlar. Bak basit şey söyleyeyim. Cübbeli. Cübbeli'nin de kaseti çıktı değil mi? Kaset dönemini hatırlayalım. Evet. Şimdi azizim bu kaseti kim çekti? Kim medyaya dağıttı? Cübbeli hemen şeyi buldu. Hemen ilk fırsatta cemaatin üzerine attı, yıktı, kaçtı. Ama ben olayın aslında nereden öğrendim sana söyleyeyim. Bir reklamla ilgili bir toplantı yapalım diye Habertürk'e gittik. Habertürk'ün yayın yönetmeni Fatih Altaylı bizi misafir ediyor. Ben varım, Fatih Altaylı var, Enis Berberoğlu var, Mustafa Karaalioğlu var. Daha başka birkaç kişi daha var herhalde. Yani gazete reklamları, gazete haberlerinin internette kullanımı vesaire vesaire gibi bir konu konuşuyoruz. O arada kaset meselesi çıkmış. Fatih Altaylı dedi ki ya kardeşim dedi bu kaset bana geldi dedi. Dedim ki kim getirdi Fatih sana? Ya dedi bunun adamları getirdi. Başında sarık adamların, sırtında cübbe. Mahmut Efendi cemaatindenmiş dedi. Çarşamba cemaatindeniz diye geldiler. Ve öyle çekmişler ki diyor. Bahçeden çekmişler, garajdan çekmişler, oturma odasından çekmişler, yatak odasına kadar her yeri çekmişler. Dedim ki diyor ayıp değil mi hacı bunları çektiniz? Ya kardeşim illallah dedi diyor ya. Nedir ya bu adamın Şimdi arsızlığından, namussuzluğundan Ekrem çektiğiniz? Bey, orada kriminal şu var. Özel hayatı. Neticede Cübbeli'ye de aynı saygıyı göstermek zorunda. İstediğini yapabilir ama Eyvallah. sen bir imamsan, böyle şeyler yapıyorsan bunları yapamazsın. O ayrı ama yurt dışından seks kölesi gibi genç kızları getirip hani orada suç da var. O yüzden onu da belirtmemiz lazım. Cübbeli'nin de Altaylı'ya aman şu açılardan görmeyeyim, şuram görünmesin, buram görünmesin diye ricaları hep konuşulur. Tabii Fatih de anlatıyor. Fatih Altaylı diyor ki aradım Cübbeli ben elimde kasetlerim var. Nedir bu? Bu rezillik nedir? Öyle mi? Var mı? Ne var? Ne var? Oramda gözüküyor mu? Buramda gözüküyor. Ya göstereceksin de oraları buraları gösterme. Dedi diyor. Bastı kahkahayı oluyor. Fatih de demiş ki hatta kendi anlatımı bilmiyorum. Ulan ben senden daha Müslümanım be. Bu nedir demiş ya. Yurt dışından kadına getireceksin. Bir gece nikahlar gibi yapacaksın. Ertesi gün boşar gibi yapacaksın falan. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bu bir dirençliktir. Kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın. Bir, bunu buraya koyalım. İki, bu iğrençliği yapıp da başkasının üzerine atmak bu muzaaf bir iğrençliktir. Hem bu halkları yiyeceksin, hem de nasıl olsa müdafaasız diye cemaat diye bir şey yapın üzerine atıp atıp kaçacaksın. Cemaat falan yok işte 10 senedir. Buyur. Aynı halkları yemeye devam ediyorsunuz. Ve bu arada Ergonokon'un o ayağıyla bu ayağıyla her neyse derin yapıyla alakalı insanların elinde nasıl kasetler oldu da aşikar. Ya bu kaset meselesi de ta Levent Bey şeye gitmek gerekiyor. Sauna çetesine kadar gitmek gerekiyor. Sauna çetesinin zanlılarına bir bakacak olursan hani bu yurt dışından İşte gidildi getirildi. Ukrayna'dan getirilen Nuri Bozkır. Nuri Bozkır onlardan bir tanesi. İsmi geçen şahıs arasında AK Partili kaç yetkili vardı hatırlıyor musun?
AK Parti'nin Şimdi Erdoğan'ın özel kalem dairesinde, özel odasında kaç insanın adı geçiyordu? Yani ne oldu? Onların hepsi örtbas edildi. Bazı insanlar suçlandı, iftira atıldı, şu oldu, bu oldu. Ama görülüyor ki seçim yaklaştıkça kasetler yeniden canlanacak, yeniden dirilecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tanesinin telefon konuşmaları, anladığım kadarıyla ben haberlerde okudum. O biraz daha eski eşin intikamı gibi bakılabilir. Hani ama oradaki onu, ifadeler bahsi geçenin dolarla milletvekili oluyor iddiası konuşulabilir. Ama onun dışında belli ki tatsız bir çekişimli bir boşanma olmuş. Onun getirdiği artçılar, oradaki esas hadise CHP ile ilgili konuşulanlar. Beni ilgilendiren de şu oluyor. Bir CHP milletvekilinin eski eşinin bile çekmiş olsa, o internete yansıyan kasetler üzerinde halay çekiyorsun. İşte bu CHP dediğin şey budur, CHP dediğin şey budur diyorsun. Sonra aradan 3 gün 5 gün geçmeden Sedat Peker bir başka kaset patlatıyor. Ondan sonra çıkacaksın sadece Barlas soyadına dayanarak. Ondan sonra diyeceksin ki televizyonda, Twitter bunları nasıl göz yumuyor? İnternet buna nasıl göz yumuyor? Demek ki bunları şöyle yapmak lazım, böyle yap. Az önce tepinen sendin. Şimdi yani bunun ilkesel bir duruşa ihtiyacı var. Çıktığı zamanda bu kasetin çıkması da bence zamanlama manidar bir olay. Karşı taraf ne yaparsa yap bastıramayacaksın. Ben bir şey mi yapıyorsun? Ben daha başka bir kaset yayınlayacağım. Sana bu sefer izin vermeyeceğim diye bence sert bir kayaya çarptıklarını gösteriyor. Orada iddialardan bir tanesi, o diğer telefon ucundaki kadın, ben isim vermek istemiyorum, diyor ki işte dolarla yani rüşvetle milletvekili oluyorlar. Sedat Peker çıktı, her ay dolar verdiği milletvekili, işte Külünk'ü kastetti. Eğer çok meraklıysalar böyle dolarla iş yapmaya, öncelikle kendi vekillerinden başlayabilirler. Şentop bile bu iş Şentop'a gitti. O bile biliyorsunuz gerek görmedi bu işi soruşturmaya. Meclis başkanı bir milletvekilinin mafya liderinden rüşvet almasını soruşturmaya gerek görmedi. Yani iddiaları reddetti biliyorsunuz. Ekrem Bey ama şunu gösteriyor, sanki seçime doğru ya da kavga kızıştıkça bu tür iğrençlikler artacak, kaset sanki biraz ete doyacağız gibi. Ondan önce bu soyadı küçük olan adamın akıbeti ne oldu? Yani emekli mi oluyordu, bir şey yok diyordu. Bir mafya. Yani o çok önemli mi ya Ekrem Bey? Önemli, önemli. Şöyle önemli Levent Bey. Bir mafya lideri, bir suç örgütü lideri tırnak içinde. Zaten adam da bunu kabul ediyor. Bana böyle diyebilirsiniz ama pislik demeyin diyor. Tamam bak, biz pislik demiyoruz. Ne diyoruz? Mafya örgütü lideri. Tamam. Öyle diyelim. Zaten başka ne diyebiliriz yani? Adam böyle işte uğraşan, insanların kasetleri yayınlayan falan filan adam da çok her şey temiz değildir. Yani çok da haksız değildir o şeyi söylemekte. Buyurun. Ama adam diyor ki bir hafta, sana bir hafta süre veriyorum. İstifa et, yoksa senin ne diyor? 2015'te mi? 2015'te Kıbrıs'ta yediğin haltları, Kıbrıs tatilinde yediğin haltları anlatırım. Hani şey için söylerlerdi, öbür küçük için söylerlerdi. Küçüktür ama mide bulandırır diye Yalçın Küçük için söylerlerdi. Bu da Cem Küçük. Bu da küçük ama mide bulandırır. Böyle ahkam keserdi, gazetecilerin kafasına kurşun sıkmaktan, cemaatin bazı aile fertlerinin gözaltına alınıp Filistin işkencesine asılmasından, Filistin askısına asılmasından. Ekrem Bey, şimdi geçen hafta da bunu konuşmuş. Şimdi bu adamın Kıbrıs'ta diyelim ki evli mi değil mi hiç merak bile etmiyorum, diyelim ki bu işleri yaşadı. Yani Cem Küçük'ün o kadar suçları var ki, katalog suçları var. Bu ne alaka? Yani Cem Küçük'ün işte o görüntülerini görünce vicdana mı eriyeceğiz? Böyle içimiz mi eriyecek? Ben onu anlamıyorum. Hayır, oradaki şey şu. Çelişki şu, evet Bey. Doğru söylüyorsun. Yani durduğumuz açıdan adam o kadar kriminal bir adam ki. Yani yargılanacağı konuları alt alta sıraladığın zaman Kıbrıs'ta yediği haltın bir kıymeti kalmayacak. Ama oradaki esas espri şu. Şeydeki de öyle. Efendim İhlas'ta CEO'luk yapmış yapmamış her neyse, o adamın durumu da öyle. Bunlar vatan, millet, Sakarya, kıvrım kıvrım akarya derken azizim
ahlaktan, dürüstlükten, faziletten, devlete bağlılıktan, bayrağa bağlılıktan, aile bağlarına bilmem ne palavraları sıkarken iğrenç işler yapmaları. Bu çelişki burada. Yani niye mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde maalesef çok korkunç bir şeydir. Cinsel suistimaller oluyor. Tacizler oluyor, tecavüzler oluyor. Ama kilisede olduğu zaman, bir papaz tarafından yapıldığı Tabii zaman ki. bütün dünya ayağa kalkıyor. Niye? Çünkü onun anlatımıyla, onun Kesinlikle doğru. söylediğiyle, temsil ettiğiyle bu yapılan iş arasında korkunç bir uçurum var. Bu ahlaksızlar, bu haysiyetsiz adamlar. Zannediyorsun ki sadece fikir ve düşünce planında haysiyetsiz. Sonra bir de bakıyorsun ki bunlar bir de özel hayatlarında ayrı bir haysiyetsiz, namussuz. Dolayısıyla insanların şaşkınlığa uğradığı şey o. Ve bu da yadırganacak bir şey değil diye görüyorum. Bir de olayın başka bir yanı var. Bu kadar insanları mesela seni, beni, onu, herkesi, bütün gazeteci arkadaşları, doktor arkadaşları, şunları, bunları dünya kadar iftira ettiler. Ama görünen şu ki ellerindeki bütün imkanları da kullandılar. Ne kadar yalan mekanizması, ne kadar yalanlar uydurdular. Ya o kadar yalan uydurdular ki bak, şimdi gözaltına almış, tutuklanmış o Erol Evcil'le ilgili bir salağın birisi A Haber'de bir haber anlatıyor. Gitmiş İzmir'de bir boş arazi. Hayatta görmediğim bir yer. Diyor ki Ekrem Dumanlı geldi. Ondan sonra İzmir'de birisinden bahsediyor. O da geldi diyor. Hayatta tanımadığım bir adam yani. Yani tanırım da uzaktan 40 yılda bir gördüğüm bir adam. Erol Evcil'i diyor dövün dediler, dövdüler diyor. Sövün dediler, söylediler. Paralarına çöktüler. Ve bunu haberde uzun uzun anlatıyor. Lan kardeşim, ben hayatta İzmir'de öyle bir yere gitmedim. O bahsettiğin kişiyle hayatta bir kere bir araya gelmedim. Erol Evcil dediğin adamın hayatta yüzünü görmedim. Şimdi bütün bu iftiraları ediyorsunuz, yapıyorsunuz ama insanların faziletini, insanların dürüstlüğünü, insanların namusluluğunu ayaklar altına amıyorsunuz. Ki halbuki sizin şimdi biz buradan bu cepheden bakınca uyuşturucu deyince o pudra şekerleri sökün edip geliyor. Venezuela'dan, efendim Panama'dan, yok efendim Kolombiya'dan gelen şeylerin sizinle nasıl irtibatlı olduğu. Şimdiki emniyet, bak emniyetçileri söyleyeyim. Yani o yolsuz 17-25 yolsuzluk soruşturması yapan insanlar isteselerdi kendilerine, ailelerine dünya kadar servet edinmezler miydi Levent Bey? Tabii ki. Adamların Tabii bir ki. kuruşu yok. Şimdi onları yerine geçen polisin, emniyet görevlisinin, emniyet amirlerinin bagajlarından uyuşturucu çıkıyor. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafı çıkıyor. O atılan hakimler, Araçlarını tasvir ediyorlar. o atılan hakimler, o atılan savcılar, hapishanede çürütülen insanların bu tür bir şeyine hiç rastladın mı Levent Bey? Ama şimdi bakıyorsun hakim dediğin adam, yanında da bir şimdi öldü gitti milletvekili, eski hukuk profesörü. Bir bakıyorsun Kuzey. uyuşturucu baronuyla beraber adamdan milyon dolarlar alıyor, milyon dolarlar götürüyor. Demek istediğim şeyin bir yanı da bu. Bu iğrençliğin karşısında bir de bir kitlenin günah keçisi haline getirmiş bir kitlenin masumiyetini görüyoruz. Bunu görmezsek İşte tarihe ihanet etmiş bu oluruz. KHK'lılar yavaş yavaş da sesini daha çok güçlü çıkarmaya başladılar. Başlar dimdik olacak, yukarıda olacak. Hele hele bu pislikler ortaya çıktıkça ben de daha çok itibar kazanacaklarını düşünüyorum. Hep şöyle söylerdi, 3 milyon devletin memuru var, atılan 100 bin, işte devlet ayakta, hiç öyle olmadı. KHK'lar gitti, devlet bitti. Bu çok net. Bunu her kurum için konuşabiliriz. Ama dışişleri gibi, ordu gibi, emniyet gibi kritik kurumlar için ayrıca konuşabiliriz. Ayrıca doğrudur. Bunu da ifade edelim. Sizin bahsettiğiniz bir konu vardı. Onunla bitirelim. Nurettin Canikli. Daha önce de çok önce bir ses kaydında Erdoğan'ın özel kalem Hasan Doğan'a diyor ki Sayıştay raporu çıkarsa duman oluruz. Yani daha hani pislikleri çok geçmişten gelen bir insan. Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı. Çeşitli bakanlıklar yaptı. TMSF'den sorumlu olduğu bakanlık vardı. Şimdi iddia şu, Boydaklar merkezde ama işte Akın Çorap da var. TMSF'nin çöktüğü şirketlere aslında gerçek sahibinin Canik'te olduğu ile ilgili iddialar var. İlk
en geniş çapta Metin Cihan adlı gazeteci bunları sunmuştu. Kılıçdaroğlu Salı günü meclis kürsüsünde bunu dile getirdi ve sürdürüyor. Nurettin Canikli açıklama yaptı. Ben ya da hiçbir akrabam TMSF bünyesindeki şirketlerden hiçbir yarar temin etmemişiz diyor ama belgelerde hiç öyle söylemiyor. Ya, Canikli kimdir, nereden geldi diye sormak lazım. Benim bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam, bu bizim sağ muhafazakar kitlede bir gazetecinin muhasebecisiydi bu. Levent Bey, Kemal Kılıçdaroğlu dediğine katılıyorum. Yani boydaklara da sahip çıkması gerekir. Bu adamlar şerefli, namuslu iş adamları. Haysiyetli iş adamları. Efendim oraya yardımda bulunmuş, buraya yardımda... Adamın yardımda bulunmadığı bir hayır kuruluşu var mı diye sorarım ya. Kapısını çalmış da eli boş dönmüş bir yardım kuruluşu var mı sorarım ya. Çalınan kamu parası falan değil. Çalınan bizzat sahiplerinin parası yani boydakların parasını çalıyorlar. Yani öbür gün bunu da Tabii. tanzim etmeleri gerekecek. Eğer konuşacaksa doğru düzgün konuşmalı. Grup toplantısında baya bir FETÖ vesaire gibi yine kendilerini tutamadılar. Biraz imaj bir yere kadar çok ileri geri sözleri oldu. Eğer parası çalınan varsa bu ailenin yıllarca alın teriyle edindiği kazanımları çalıyorlar. Ve bu bir kişiye mahsus da değil. Dumankaya ailesinin malına çöktüler. Ortada ne var? Aynı müsaadele kararı oldu. Aynı. Büyük bir skandal. Şirketin başında şerefli, namuslu, eski bir milletvekili, herkesin tanıdığı, parmakla gösterilen ve evlatları da onun kadar değerli bir aileden bahsediyoruz. Şeyin Antep'teki insanların bundan farkı var mı? Adana'daki insanların bundan farkı var mı? Yani bir kere sistematik olarak eğer namuslu bir solculuk yapılacaksa, namuslu bir sosyal demokratlık yapılacaksa şunun denmesi lazım. Kardeşim bu adamların suçu ne? İşte efendim falan yere yardım yapmış. Basit bir soru. Bu adamların kapısını çalıp da yardım isteyip de yardım almayan yardım kuruluşu var mı? Hangi Kur'an kursu gelmiş eli boş dönmüş? Hangi çocuk esirgeme kurumu, milli eğitim? Adamların devlete yaptığı, mesela Akın Bey'in devlete yaptığı okul sayısı haddi hesabı yoktur ya. Milli eğitime yaptığı yardımın haddi hesabı yoktur. Bu insanların mallarına, mülklerine el koyacaksın. Hırsızlar, gaspçılar. Ondan sonra bir de ikinci fasılda adamların mallarını, mülklerini çarçur edeceksin, mahvedeceksin. Bak ismini söylememde mahsur görmese söylerim. Hatta görüntülerini yayınlarım. Anadolu'nun bağrında bir fabrikaya el koyuyorlar Levent Bey. Fabrikada ne kadar malı var? Adamın ya işletmenin üretim şeyi, makinaları var. Hepsi mi kırılır? Hepsi mi yıkılır ya? Ve Allah'tan korkmaz adamlar. Sonra aile fertlerinden birisi gizlice giriyor, fotoğraflarını çekiyor, kameraya alıyor. Ya bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hadi diyelim ki devlet bazen el koydu. Nasıl? Genelde el koyma nedir? Kayyım atama nedir aslında? Bir şirket iflasa doğru sürüklenirken devlet bir adam atar der ki şu şirketi bir toparla, düzelt. Malın sahibini de mağdur etme ama bir düzelt. Oraya bir heyet gönderilir. O heyet mali durumunu düzeltmeye çalışır. Kardeşim sen girdiğin yeri işgal kuvveti böyle yapmaz ya. Adamın fabrikalarını yıkıyorsun, bozuyorsun, parçalıyorsun. Hurda niyetine satıyorsun makinalarını. Bir Allah'tan korkmaz adamlar. Şimdi buna karşı çıkmayınca o zaman Canikli meselesi sınırlı kalıyor Levent Bey. Canikli meselesi, TMSF meselesi zaten daha önce de dile getirildi, konuşuldu, anlatıldı. Şimdi ben ama Kemal Bey'in hakkını verelim. Kurduğu güzel bir cümle üzerindeyim. Canikli diyor ki sen hesap uzmanıydın veya neyse işte maliyeciydin. Ben de hesap uzmanıydım. Ben bütün mal varlıklarım. Birinci derecedeki bütün akrabalarımın mal varlıkları internet sistemde yayılı diyor. Yazılı diyor. Yayınladık bunları diyor. Sen de hodri meydan yayınla diyor. Eğer Canikli namuslu, şerefli, onurlu bir adamsa, hadi namuslu, şerefli, adamsa, kendi mal varlığı bir gazetenin küçük bir muhasebecisi iken, bir gazetenin de içinde bulunduğu bir ticari kuruluşun küçük bir muhasebecisi iken, mal varlığı neydi? Bugünkü mal varlığı nedir? Bir milletvekili Ama maaşıyla bu kadar mal varlığı olmaz. bunu da formüle edebilirler. Başkalarının adını olur, yurt dışına olur, saklamıştır, bankalı olur. Adam şoförünü
Akın çorabın başına geçirmiş ya. Bundan daha ötesi var mı? Arkasında bodyguard gibi duran şoför Akın çorabın yönetim kuruluna geçirmiş. Başkur olmuş. Kaynak Holding'de yönetim kurulu üyesi olmuş. Yani çok bariz bir çete var. Bunlar olurken şimdiye kadar neredeydiniz dememek lazım. Hani Metin Cihan çıktı açıkladı da siz milletvekilleri bunların çoğunu bilir ne işler olduğu her zaman bir bilgi gelir. Ya keşke çok daha önce bunların peşine düşselerdi. Daha önce kamuoyuna aydınlatsalardı. Ama o gazeteci meslektaşımız çok içeriden bilgiler aktarıyor. İzleyicilerimize de tavsiye ederim. Ne rezillikler var, ne iğrençlikler var. Hepsinin belgesi var. Seçimlerde HDP aleyhine broşür basılmasından tutun da Can Ekli'nin siyasi pazarlıklara kadar her şey var diyelim. Ekrem Bey, bu konuda ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım yoksa veda edeceğiz. Temelde şuradan istersen buradan kapatalım. İster milletvekili, bakan, ister siyasetçi. Başta en tepedekinden. Siyasete girerken mal varlığınız neydi? Bugünkü mal varlığınız ne diye bir soru sormak her insanın en tabii hakkıdır. Levent Bey dediğin doğru, şoförünün üzerine yapabilir falan filan. Ama para saklanması zor olan bir maddedir. Ya Yani anlıyorum demek istediğiniz tabii ki. ucundan Parayı takip edin. yakalarsan sonuna kadar gidersin. O yüzden Batı ülkelerinde derler ki follow the money. Follow the money, parayı takip. Adamı takip etme. Parayı takip et. Ne halt döndüğü anlarsın. Şimdi adam parayı aldı mı bir yere koyacak Levent Bey. Ya bir uydurma kuruluş, Erdoğan ailesinin yaptığı gibi. Uydurma hayır kuruluşları. TÜKVA'ydı, efendim bilmem neydi, bir sürü şey kuracaksın. Onun üzerinden geçireceksin. Ama eninde sonunda gemi de alacaksın. Eninde sonunda yalı da alacaksın. Eninde sonunda tarla da alacaksın. Çünkü para başına dert. Eninde sonunda evinin altına demir kasalarda milyonlarca dolar koyacaksın. Polis gelecek Şimdi diye kasa deyince apartman izleyicilerimiz toplamaya bunu o çalışacaksın. gözlerinde bir kasa canlanıyor. Kasa dediğimiz bir oda büyüklüğünde kasa. Böyle demir dümen böyle gemi dümeni gibi açılan kasalar. Nordic Monitör'de onun muadillerini, görgü tanıklarını tarif ettiği kası yayınlamıştık. Öyle kasa deyince öyle küçük kasalar değil yani oda büyüklüğünde kasalar. Adamına göre Levent Bey, Muammer Güler'in oğlunun kasası ile Erdoğan'ın oğlunun kasası farklı. Ama Daha yıllar sonuçta önce sende ne neticede kadar var oğlum dediğinde 1 trilyon kadar var demişler. Sanki hayatında bir baltaya ise hiçbir iş yapmamış bir adam 1 trilyonu var. Ne kadar ilginç. sıfırladın mı deyince daha 30 milyon dolar mı var diyor. Ne Evet. diyorsa işte. Sıfırlanmış paranın Anladım. geriye kalan 30 milyon dolar. Şimdi Levent Bey, Evet. diyeceğim şey şu. Eğer Türkiye'de bir temizlenme, bir arınma, yeni bir sayfa açma, bundan başka çaresi yok Türkiye'nin. Hem sosyolojik olarak hem siyaset olarak. İsteniyorsa yeni bir sayfa açmak, en temel soru Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru, ki sadece o sorumu hepimiz soruyoruz. Dün ne kadar bir mal varlığın vardı, bugün ne kadar mal varlığın var? Senin ve birinci derecede yakın çevrene. Bu soru sorulduğunda ve cevap alındığında, kimin sahtekar, kimin efendim mücahit gibi görünen müteahhit, kimin hırsız, kimin yolsuz, kimin gaspçı olduğu çok ortaya çıkar. Diyelim ve bu haftalıkla veda edelim. Değerli izleyicilerimiz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.